Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi iki şiş yazlık veya mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli anlatacağım. Kalın iplerle de örüp kışlık olarak da kullanabilirsiniz. Farklı teknikle örülüyor. Çok farklı bir model. Eminim çok beğeneceksiniz. E, ee, i̇p olarak orta kalınlıkta ip kullanacağım. Gri deneyeceğim fikir olsun diye. Bir de şöyle kahve ile kahverengi iple sizinle birlikte öreceğim. Modelim 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. E ee, şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Hazırsanız hemen şöyle iplerimi kenara alayım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, 4 desen çalışacağım. 4 desen için 14 ilmek atarak başlayalım şöyle. Hızlıca ilmeklerim atayım. 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane ilmeğimi atmışım. E, modelimizin ilk sırası tersinden başlıyor arkadaşlar. O yüzden siz lastik örgü yaptıktan sonra desen yaparsanız e, başlarsanız modelinize e, lastik örgüden sonra ilk ters sırasında modelin kurulumuna başlayın. Evet, arka yüzdeyim. Hemen ilk ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Şöyle ters öreceğim ama şişime iki defa dolayacağım. Şöyle girdim, iki doladım, çekiyorum. Şöyle ters örüyoruz ama iki defa dolayıp çekiyoruz. Ters örüyorum ama iki dolayıp çekiyorum. Evet modelimizin birinci sırası arka yüzden başladık bu şekilde ters örüyoruz ama iki defa dolayıp çekiyoruz Evet son ilmeğim yani kenar ilmeğimi de düz örüp normal şekilde örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimin ikinci sırasındayım. Ön yüzdeyiz. Şöyle ipi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden sağ içime alıyorum. İlmeklerimizi iki defa sarmıştık. Hatırlarsanız şöyle bu şekilde teke düşürüyorum. Bir, iki, üç tanesini teke düşürdüm ve bu 3 ilmeği tekrar sol şişime geçiriyorum. İpi kendime doğru alıp üçünü birlikte ters örüyorum. Şişimden bu 3 ilmeği çıkarmadan ipimi arkaya alıyorum. Şöyle sonra bu şekilde girip bakın bu şekilde girip düz örüyorum. İpi tekrar öne alıyorum ve ters örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk bu şekilde tekrar aynı işlemi yapacağız bir desen yaptık ikinci desen için ilmeklerimizi ilk önce ne yapıyorduk teke düşürüyorum 1 2 3 ilmeğimi teke düşürdüm ve ilmeklerimi sol şişime geçirdim ipi öne alıp üçünü birden ters örüyorum şişimden çıkarmadan ipimi arkaya aldım ve bir defa da bu 3 ilmeği düz örüyorum. İpi tekrar öne aldım. Ve üçünü birden ters örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İkinci desenimi yaptım. İlk önce teke düşürüyorum. 1, 2, 3. Sol şişimi aktarıyorum. İlk önce üçünü birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım üçünü bir düz örüyorum ipimi ön aldım üçünü birlikte ters örüyorum görüntü bu diğer desenimi de hızlıca yapayım ilk önce teke düşürüyorum üç ilmeğimi sol şişimi aktardım ters örüyorum ipimi arkaya alıp düz örüyorum ipi öne aldım üçünü birlikte ters örüyorum şişime çıkarmadan bir ters bir düz bir ters örmüş oldum son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum çevirdim arka yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sırayla ilmeklerimi ters örüyorum üçüncü sırada arka yüzde sırayla ters örüyoruz son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Dördüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi şöyle örmeden sağ şişime alıyorum. Karşımda 3 ilmeğim var. 3'ünü birlikte örmeden önce şişime bir defa doluyorum. Burada. Evet kenar ilmekten sonra bir doladım. 3 üç ilmeğin 3'ünü bir düz olarak örüyorum. Bu sefer iki defa dolayacağım. 1 Bir, iki doladım. İki desen arasında iki dolayacağız. Kenarlarda bir doluyoruz. İki doladıktan sonra sıradaki üç ilmeğimin üçünü bir düz olarak örüyorum. Modelimin dördüncü sırası. İki doladım. Üç ilmeğin üçünü bir örüyorum. Düz olarak. İki doladım. 3 Üç ilmeğin üçünü bir düz olarak örüyorum. Kenara geldim. Kenarda yanında bir desen daha olmadığı için sadece bir defa doladım. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 4. sırasını tamamlamış çevirdim. Arka yüzeyin modelimin 5. sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda doladığım ilmek var. Onu ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum. Karşımda iki doladığım ilmek var. İlkini ters örüyorum. İkinciyi şöyle bu şekilde çevirip sağa doğru düz örüyorum. Evet, iki doladığımıza gelince ilkini ters, ikinciyi düz öreceğiz. Sıradaki ilmeğim ters. Karşımda iki doladığım ilmeğim var. İlkini ters örüyorum. İkinciyi bakın bu şekilde sağa doğru çevirip düz örüyorum. İkisini de ters örsek tek ilmeğe düşecek sonra. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Sıradaki ilmeğim ters. İki doladığım ilmeğe gelince ilkini ters, ikinciyi bu şekilde düz örüyorum. Bir ters. Burada tek doladığım ilmeğim var. Onu da ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 5. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Modelimin 6. sırası. Evet. Son sırası. Ön yüzden bütün ilmeklerimi sırayla düzülüyorum. 6 sırada tamamlamış oluyoruz. Bir desenimizi. Evet bir desenimi tamamladım. Şimdi çevireceğiz. Arka sırada modelimizin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? Şöyle kısaca göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters öreceğiz ama şişimizi iki dolayacağız. Çekeceğiz. Ters örüyorum ama iki dolayıp örüyorum. Ters örerken iki dolayıp çekiyoruz. Bu şekilde modelin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz sonrasında aynı şekilde devam edeceğiz ikinci sırada ne yaptıysak ikinci sırada o işlemi yapacağız evet, şöyle hızlıca öreyim son kenar de tek örüyorum ve çevirdim Şimdi ne yapacağız? Modelin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştık? İlmeklerimizi, 3 ilmeğimizi teke düşürmüştük. Sonra sol işimizi aktarıp ilk önce bu 3 ilmeği ters ipi arkaya alıp bu 3 ilmeği ilk önce ikincisinde düz örüyorum. Sonra ipi tekrar öne alıp 3 ilmeğimi Ters örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. İkinci sırada bu şekilde devam edersiniz. Üçüncü sırada gelince üçüncü sırada yaptığınız işlemin aynısı olacak. Tekrar videoyu da başa alabilirsiniz ezberlediyseniz. Devam ettirirsiniz arkadaşlar. Ben bu deseni de tamamlayayım ki net desen açığa çıksın. Sonrasını göstereceğim. Evet. desen tamamlayacağım dedim ama bir desen daha yaptım arkadaşlar. Yani üç desen üst üste çalışmış oldum. Gördüğünüz gibi çok hoş. Kahve tonuyla da çok yakıştı bu model. Farklı, değişik gördüğünüz gibi etoşal da çok güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle gri ile on desen olarak çalıştığım. Bakın burada da çok hoş çok güzel oldu böyle dediğim gibi kalın iplerle kışlık olarak da çalışabilirsiniz arkası da bu şekil bluz da çok hoş çok güzel olur diye düşünüyorum ee, ters düz lastik örgü çalıştım altına böyle İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdiydi, de, ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.